YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce kısaca başlıklara göz atalım. Gelecekte uçakların kanatları nasıl olacak? Boeing yeni makas kanat konseptini ilk kez açıkladı. Dünyanın en güvenli ve en güvensiz hava yolları açıklandı. Listede kimler var? 2018 yılında dünya genelinde kaç yolcu uçakla seyahat etti? Peki Türkiye'de kaç kişi hava yolu seyahati yaptı? En çok kullanılan havalimanlarımız hangileri oldu? Yolcuların hava yolu seyahatlerinde en çok istediği şey gitmek istediği yere zamanında ulaşmak. En dakik hava yolları ve havalimanlarının hangileri olduğunu hiç düşündünüz mü? Havacılık sektörünün iki devi Airbus ve Boeing 2018'i kaç teslimat ve yeni siparişle kapattı? Kıyasıya rekabette 2018'in kazananı hangisi oldu? Düşük maliyetli havayolu Norveç'in uzun menzilli uçuşlarda yolcularına ücretsiz internet hizmeti sunan ilk havayolu oldu. Milli havayolumuz Türk Hava Yolları'nda geçtiğimiz hafta çok sayıda gelişme yaşandı. Yeni uçuş noktaları, en yaşlı yolcu, kara saplanan uçak ve çok daha fazlası. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Amerikalı imalatçı Boeing, NASA ile 2010 yılında temelleri atılan proje kapsamında geliştirilen ve makas kanat olarak adlandırılan yeni nesil uçak kanadı projesini ilk kez açıkladı. Zarifliği, ultra verimli oluşu, hafifliği ve gelişmiş aerodinamik yapısıyla öne çıkan Transonic Truss Breast Wing isimli kanat konseptinin 2035 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor. Boeing 737 konseptindeki bir uçak üzerinde gösterilen kanat tasarımı ticari yolcu uçaklarının 08Mah yani yaklaşık 980 kilometre hızlı uçmasını amaçlıyor. Makas kanatla üretilen uçaklar böylece daha yüksek irtifalarda daha hızlı uçabilecek. Kanat açıklığını artırarak uçak üzerindeki hava sürtünmesini en aza indirmeyi amaçlayan tasarım, yakıt performansını artırıp zararlı gaz emisyonlarını azaltacak. Her şey planlandığı gibi giderse makas kanatlı bir uçak 2000'li yılların başındaki bir uçağa göre %60 daha az yakıt tüketecek. Daha uzun açıklığa sahip olan makas kanat modelinde gövdenin üst kısmına bağlanan ana kanatlar, ağırlığı daha dengeli taşıyabilmesi için gövdenin altına entegre edilen kirişlerle destekleniyor. Boeing'in kanat modelini kamuoyuna açıkladığı fotoğrafta kanatların altında geleneksel turbofan motorları yer alsa da, NASA, makas kanat tipinin kullanılacağı uçaklar için hibrit ve elektrikli motor konseptleri üzerinde çalışıyor. Böylece türbin yapısına sahip elektrikli motorlarla yeni makas kanat konsepti birleştirilerek ortaya çıkacak uçaklarda verimliliğin zirveye çıkarılması planlanıyor. Boeing ve NASA haricinde de geleceğin uçak kanatları konsepti üzerinde çalışan şirketler var. Bunlardan biri de Çinli Comac, V1 Plus, Trust Breast Wing Demonstrator olarak adlandırılan konsept üzerinde çalışan Çinliler bu kanat modeline sahip bir uçakla Ağustos 2018'de ilk uçuşu yaptı. Makas destekli kanatların geleceği henüz tam olarak kesinleşmese de daha fazla üretici bu alanda rekabete girdikçe böyle kanatlara sahip uçaklarla seyahat etme ihtimalimiz giderek yükseliyor. Havacılıkta en çok kullanılan mottodur. Safety is first. Yani güvenlik her şeyden önce gelir. Havacılık sektörüyle ilgili detaylı analizler yapan AirlineRatings.com her yıl olduğu gibi en güvenli ve en güvensiz yollarını açıkladı. 409 havayolunun otoriteler tarafından yapılan denetimler, kaza geçmişi ve raporlanan olay sayısı, karlılık, güvenliği artırmaya yönelik girişimleri ve filo yaşı gibi çok özel kriterler üzerinden incelendiği araştırma sonuçlarına göre en güvenli havayolu Avustralyalı Kantas oldu. 98 yıllık tarihinde tek bir ölümlü uçak kazasına karışmayan Kantas, Yıllardır güvenlik algısıyla öne çıkıyor. Çalışma kapsamında dünyanın en güvenli hava yolunun yanı sıra herhangi bir sıralama yapılmaksızın alfabetik olarak dünyanın en güvenli 20 hava yolu da açıklanıyor. En güvensiz hava yolları ise Afganistan'ın en büyük hava yolu Ariana Afghan Airlines, Surinam merkezli Blue Wing Airlines, bir başka Afgan hava yolu Kam Air ve Endonezya merkezli Trigana Air Service olarak açıklandı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO 2018'de tarifeli hava yolu seferlerinde 4.3 milyar yolcu taşındığını açıkladı. Bu 2017 yılına göre %6.1'lik yolcu artışını işaret ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi de ülkemiz için 2018 yılına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2018'de ülkemizdeki havalimanlarındaki yolcu sayısı bir önceki yıla göre %8.6 artarak 210.189.945'e ulaştı. Bunun 112.758.617'si iç hat, 97.231.289'u ise dış hat yolcusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu sayısında zirvede yer aldı. 2018'de Atatürk Havalimanı'ndan 67.981.446 yolcu uçtu. Bu yolcu sayısı bir önceki yıla göre %6 artışla birlikte havalimanının tüm zamanlar rekoru anlamına geliyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2000 ...2018'de en çok yolcu ağırlayan ikinci havalimanı oldu. Sabiha Gökçen de kendi rekorunu kırarak... ...2018'de 34 milyon 34.136.516 yolcuya hizmet verdi. Yıllık artış oranı %9'a yaklaştı. Sabiha Gökçen ayrıca 21 milyonu aşan iç hat yolcu sayısıyla... ...bu alanda zirvedeki yerini korudu. En çok yolcu ağırlayan üçüncü havalimanımız ise Ankara Esenboğa oldu. Esenboğa'nın 2018'deki yolcu sayısı... 16 milyonun üzerinde. 2018'de Antalya Havalimanı yolcu sayısını %22, Dalaman Havalimanı %23, Bodrum Havalimanı %20 artırarak rekor kırdı. 31 Ekim'de ilk tarifeli seferin gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı'nda ise 2018'de iç hatlarda 487 seferde 65.124, dış hatlarda ise 231 seferde 30.206 yolcuya hizmet verildi. Müzik İngiliz merkezli araştırma şirketi OAG, her yıl olduğu gibi 2018'de hava yollarının zamanında kalkış performanslarını inceleyerek yılın en iyilerini açıkladı. Hava yollarının zamanla yarıştığı rekabet alanındaki çalışma için 58 milyon uçuş verisi incelendi ve operasyonel anlamda 2018'in en dakik havalimanları ve hava yolları açıklandı. Dünyanın en büyük hava yolları liginde yer alan şirketlerin dakiklik performansında uzun zamandır zirveyi kimseye kaptırmayan Japonların ünvanı bu sene Brezilyalılara kaptırdığı görülüyor. Listenin zirvesinde yer alan LATAM Hava Yolları %85.60 İkinci sıradaki All Nippon Airways %84.43 zamanında kalkış performansı yakaladı. Üçüncü sırada ise geçen yıl bu listenin zirvesinde oturan Japan Airways %83.99 ile yer alırken, Türk Hava Yolları %75.39 zamanında kalkış oranı ile 12. sırada kendine yer bulabildi. Bu kategoride ilk 20'de 6 tane Asya Pasifik, 6 Avrupa, 1 Latin Amerika ve 7 Kuzey Amerika Hava Yolu yer aldı. Tüm hava yollarının ortak olarak değerlendirildiği ve dünyanın en dakik hava yollarını ortaya koyan sıralamada hiçbir hava yolumuz ilk 20'de kendini yer bulamadı. Dünyanın en dakik hava yolunun %89.79'luk zamanında kalkış performansıyla Panamalı Copa Airlines olduğu listenin ikinci sırasındaysa uzun zamandır bu listenin zirvesinde yer alan Letonyalı Air Baltic yer aldı. Geçen yıl olağanüstü bir performans artışı göstererek ikinci sıraya kadar yükselen Hong Kong Hava Yolları ise bu yıl listenin 3. sırasında. Düşük maliyetli hava yolları arasındaki zamanında kalkış performansı sıralamasında da hiçbir Türk şirketi kendine ilk 20'de yer bulamadı. Listenin zirvesinde %85.21 zamanında kalkış oranıyla bir başka Brezilyalı Azul Airlines yer alıyor. Mega havalimanları arasında yapılan zamanında kalkış performans ölçümü sonunda zirvede Tokyo Haneda Havalimanı yer aldı. Haneda'da operasyonların %85.62'si zamanında gerçekleşti. İkinci sırada %82.23 ile Atlanta, 3. sırada ise %80.70 ile Singapur Changi yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı ise %76 zamanında kalkış performansı ile 11. sırada kendine yer buldu. 2018'i geride bırakmamızın ardından her yıl olduğu gibi gözler Avrupalı imalatçı Airbus'la Amerikalı rakibi Boeing'in yılı kaç sipariş ve teslimatla kapattığına çevrildi. İkili arasındaki kıyasıya rekabetin bu yılki kazananı Boeing oldu. Airbus 2018 yılında 93 müşterisine 800 uçak teslimatı yaparak kendi rekorunu kırsa da Boeing 806 teslimat gerçekleştirdi. Yıl boyunca alınan net sipariş sayılarında ise Boeing 893'e karşı 747 ile Avrupalı rakibine üstünlük kurmayı başardı. Boeing 2017'de gerçekleştirdiği 763 teslimat sayısını 2018'de 806'ya yükseltti. Amerikalı imalatçı bu teslimatların 89'unu sadece Aralık ayında yaptı. Yani Airbus'a karşı 2018'deki zaferi Aralık ayı performansı getirdi. 2018'de alınan 893 net siparişin de 203'ü yine Aralık ayında geldi. Boeing 2018'de tam 580 tane 737 ailesi uçağını sahiplerine teslim etti. Bu teslimatların yaklaşık yarısı 737'nin 4. nesli olan 737 MAX ailesi uçaklarıydı. Boeing 2018'de 109 tane 787 Dreamliner ve 117 tane de 777 teslimatı yaptı. Boeing'in aldığı 893 siparişin liste fiyatı 143.7 milyar dolar. Bu siparişlerin 109 tanesi 787 Dreamliner, 51 tanesi 777 ile geniş gövde uçaklara yapılırken kalan 675 tanesi 737 ailesi uçaklara yapıldı. Boeing en çok sipariş aldığı uçağı 737'lere yapılan tüm birikmiş siparişlerini 7 yıllık bir üretim programı dahilinde eritmek için ayda tam 52 tane 737 üretiyor. Airbus Temmuz ayında üretim programını ele geçirdiği A220 uçağından 20 teslimat gerçekleştirdi. 626 tane A320 ailesi uçağı teslim edilirken ilk kez A320 NEO teslimatı normal A320 teslimatını geçti. Airbus A350 teslimatını da geçen yıla göre 15 tane artırarak 93'e yükseltti. A330 teslimatı bir önceki yıla göre 67'den 49'a düşerken bu yılki teslimatların 3 tanesi A330 NEO oldu. A380 teslimatı ise 15'ten 12'ye düştü. Airbus yaptığı toplam teslimatın %34'ünü az kıtasına gerçekleştirdi. Airbus bugün için ayda 10 tane A350 üretiyor. A320'nin üretimi ise yıl ortasında ayda 60'a yükseltilecek. 2017'de 1109 sipariş alan Airbus 2018'de bir hayli düşüş yaşayarak sadece 747 sipariş alabildi. Üstelik bunların 135 tanesi ürün gamına yeni giren A220 uçaklarına aydı. A320 ailesi uçakları için alınan 541 sipariş bir önceki yıla göre daha yüksekti. Geniş gövde modellerde ise A330 için 27, A350 için 40 sipariş alındı. A380 ise 2018'i 4 yeni siparişle kapadı. Airbus'un toplam bekleyen sipariş sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 7577 oldu. Müzik İnternet bağlantısı hava yolu seyahatleri için artık olmazsa olmaz bir hizmet haline gelmiş durumda. 2011 yılında tüm Avrupa rotalarında uçak içi internet hizmetini ücretsiz olarak sunmaya başlayan düşük maliyetli hava yolu Norwegian, şimdi de uzun menzilli uçuşlarında bu hizmete başlamanın planlarını yapıyor. Ücretsiz hizmetler basit web taraması, e-mail kontrolü ve sosyal medyayı kapsayacak. Video izlemenize de olanak veren çok daha hızlı internet isteyen yolcularsa, 3 saatlik paketi 14.95 dolar ücret ödeyerek satın alabilecek. Cabin Connect olarak adlandırılan ve Inmarsat uydu teknolojisiyle yolculara sunulan bu hizmet uçağın gövdesine yerleştirilen bir anten vasıtasıyla mümkün oluyor. 18 Aralık'ta kuyruğunda Amerikalı yazar Mark Twain'in resmi bulunan 787 Dreamliner uçağını teslim alan Norwegian böylece uzun menzilli uçuşlarda ücretsiz internet hizmeti sunan ilk havayolu oldu. Havayolu 2020'ye kadar 29 tane 787 Dreamliner'dan 14'ünü ve 19 yeni 737 Max uçağını teslim alarak Filon'un yarısı asından fazlasında uçak içi ücretsiz internet sunabilmeyi planlıyor. Norveci'nin Avrupa'dan ABD, Güney Amerika ve Asya'ya 60'tan fazla uzun menzilli uçuşu bulunuyor. Nisan'a kadar Londra Gatwick'ten 15 yeni hattın daha hizmete girmesi planlanıyor. Milli hava yolumuz Türk Hava Yolları için oldukça fazla gelişmenin öne çıktığı bir haftayı geride bıraktık. 59 yolcu ve 6 mürettebatıyla Lviv İstanbul seferine hazırlanan Boeing 737-800 kalkış için pist başına doğru ilerlerken yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle pistten çıktı ve kara saplandı. Uçağı kurtarmak için çalışmalar sürdüğü sırada havalimanında iniş ve kalkışlar durduruldu, uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. THY'nin İstanbul Boston seferi yolcularından 102 yaşındaki Tibetli Angpur Serpini hava tarihindeki en yaşlı yolcusu olarak tarihe geçti. Serpini 102. yaşını uçakta ailesi ve uçuş ekibiyle pasta keserek kutladı. T.H. 21 Ağustos itibariyle haftada 3 gün Meksiko City ve Cancun'a uçuşlara başlayacağını duyurdu. Uçuşlar İstanbul Meksiko City, Meksiko City Cancun ve Cancun İstanbul şeklinde icra edilecek ve yaklaşık 16 saat 15 dakika sürecek. THY bu uçuşları Haziran ayında filoya girmeye başlayacak olan Boeing 787 Dreamliner uçaklarıyla icra edecek. THY dış hat uçuş noktalarını genişletmeyi de sürdürüyor hafta içinde iki yeni destinasyona daha uçuşların başlayacağı duyuruldu. Buna göre 27 Mart'tan itibaren Fas'ın Marrakeş şehrine haftada 5 gün uçulacak. 23 Eylül itibariyle haftada 4 gün Mısır'ın Luxor şehrine de uçuşlar başlıyor. Uçuşlarda Airbus A321 ve Boeing 737-800 uçakları kullanılacak. 2018 yılında 2017'ye göre yolcu sayısında yaklaşık %10 artış sağlayan hava yolu 75.2 milyon yolcu taşıdı. 2018'deki yolcu doluluk oranı 3 puanlık artışla %82 olarak gerçekleşti. 2018'de toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre %25 artarak 1.4 milyon tona ulaştı. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışında Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat, Moskova ve Kuveyt'e, yurt içinde ise Diyarbakır, Hatay ve Kayseri noktalarına uçuş başlattı. Böylece İstanbul Havalimanı'ndan uçulan nokta sayısı 18 oldu. Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya günde 1 olan uçuş sayısı 2'ye yükseltildi. THY Ankara'dan direkt yurt dışı seferlerinin sayısını da artırmayı sürdürüyor. İlk olarak 1959 yılında gerçekleştirilen ve sonradan durdurulan Ankara-Roma uçuşları hafta içinde yeniden başladı. THY ye ayrıca Ankara'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na da ilk uçuşunu yaptı. Ankara'dan hem Roma hem de Londra'ya haftada 2 gün uçulacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.